gitmiştin doktora gitmek için evet, Rüzgar. Evet, onunla tanışacağım. Onunla tanışacaksın. Bir doktora tanışmaya gidiyoruz. Tabaşak doktor mu? Yok hayatım. Ya. Hani senin bir kere kulağında tıkanıklık vardı ya, bir doktor amcaya gitmiştik. Çok tatlıydı. Şimdi Rüzgar'ın burnuna bir uzun süredir bir burun akıntısı var. Acaba neden geçmiyor diye ona sormak için gidiyoruz. Hazır mısınız? Evet. Sen sevmiş miydin o doktoru Rüya? Evet. İnşallah iğne falan girmez muhabbete. Sevmemiş miydin? Gel çıkalım oğlum. İnşallah iğne serum falan demez. Serum derse falan Rüzgar birazcık nanay. Gel bakalım Rüzgar Torito. Ay ne kadar karanlık burası. Hadi binin senin ya. Hala binemediniz bir türlü. Çok kısacık geç kaldık, o yüzden hastanenin önünde inince koşa koşa gireceğiz hastaneye, anlaştık mı? Niye? Geç kaldık çünkü bir 5 dakika. İnşallah trafik yoktur. Ben suyunu da aldım. Evet. Senin suyunu da aldık. Tamam mı? Ve hastane yolculuk. Rüya neredesin? Rüya ne yapıyorsun anneciğim onunla? Hadi bakalım hastaneye gidiyoruz. Gidiyorum bakalım. Hastaneye. Nereye gidiyoruz? Okula. Okula mı? Yok anneciğim, yok. Hastaneye gidiyoruz. Mısın? Allah girdi bile. Ay bebek fotoğrafı ne kadar da güzel. Ay çok soğukmuş. Elimi tutmayı düşünmez misiniz Rüzgar Bey? E peki sen bilirsin, geç bakalım. Merdiven falanlardan yoruldum. Evet, merdivenlerden falan iniyoruz. Aşağıda bakalım, bekleyeceğiz. Tamam mı? Şimdi bir şeyler söyleyeceğim sana. Hastanenin kurallarından bahsedeceğiz. Bir de doktorunun kurallarından bahsedeceğiz. Şimdi biz doktora gidiyoruz ya anneciğim. Lütfen doktorun söylediklerini harfiyen uygulamalısın, tamam mı? Eğer canını acıtacak bir şey olursa doktora bunu sorabilirsin. Bu benim canımı acıtacak mı? Ona göre istemiyorum diyebilirsin. Ama canını acıtmayacak bu derse de itiraz etmeden doktorun söylediklerini yapacaksın. Anlaştık mı? Sana güveniyorum. Hadi gel. Sen neden maske takmadın? Maske? Sen neden maske takmadın? Ben mi? Benim bir doktorla işim yok çünkü. Ben uzak duracağımı düşünüyorum o yüzden. Evim de yok ama ben de çıkıyorum. Evet, doğru, mantıklı. Ama maskeyi koyduğun için maskemi. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Rüzgar, bir şey söyleyeceğim. Bu Rüya'nın da doktoru aynı zamanda, biliyorsun değil mi? Evet, Rüya da gelmişti. Ve Rüya'nın benim doktorumu da. Rüya, hatır bir şey söyleyeceğim. Senin soruna çözüm bulmuştu bu doktor, hatırlıyor musun? Kulak tıkanıklığın için, değil mi? Tamam, hadi gel gidiyoruz. Nasıl geçti muayene? Gel bakalım. Korkacak bir şey var mıymış anneciğim doktorda? Ne? Çubuk sokmadan boğazlarına nasıl bakabilir başka? Şöyle yani çubuğu şöyle alıp boğazına koyar sadece. Boğazına koymadı ki, ağzının içinden sonra pısk diye baktı geçti. Hadi. Abartma. Hadi gel gidelim. Hayır, arkadaşlar. Neden? Oksijen mi içeceksin? Oksijen mi içeceksin? Nerede oksijen? Nereden içeceksin? Oksijen yapıyorlar. Oksijen mi yapıyorlar? Aa, ne diyorsun? Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Hadi gel bakalım. Yavaş yavaş in, dikkatli ol. Arkadaşlar siz de doktora gittiğinizde Rüzgar kadar cesur musunuz? Hiç ağlamıyor musunuz? Geçti mi? Geçti. Zaten öksürmüyorduk ya, başka bir şey için gelmiştik. Burun akıntım varmış. Alerjik dedi doktor. Alerjik dedi doktor. Bu arada arkadaşlar siz de doktora gittiğinizde nasıl yani Allah? Bakacağız artık, ilaç mı verecek vermeyecek mi? Sizin de boğazlarınıza, kulaklarınıza baktığında doktor ağlıyor musunuz? Yoksa alerjik mi? Yani nasıl anlatacağım alerjiyi ben sana? Yürü, bunu bir düşünmeme izin ver, sonra anlatayım. Sana anlatacağımı bilemedim. Alerjik nasıl anlatılır ya? Gel gel. Nereye? Yok anneciğim. Şimdi Rüzgar, senin boğazların filmini çekecekler, biliyor musun? Burayı mı? Evet. Resmini çekecekler. Hazır mısın buna? Sen daha önce göz şeyine de girmiştin. Çok bu konuya hakimsin diye düşünüyorum. Hangi göz şeyinde? Göz fotoğrafı. Evet. O kız doktor mu? O ne yapacak? Sana diyecek ki bu şekilde dur. Kafanı yukarıya kaldır. Ve böyle bekle, fotoğrafını çekiyorum. Çılaks.
İşte bu kadar diyecek. Yani bazen hiç dokunmayacak ama sana. Ama nerede dokunmayacak? Işıkla da dokunmayacak. Hiçbir şekilde yani bunda dokunma yok. Şöyle düşün. Telefonu alıp çıktı diye çekecek. Rüzgar daha önce hiç röntgen çektirmedi çünkü. Ben de. Arkadaşlar siz ben daha yani, sen çektirdin. Hiçbir şey yapmayacak. Yani bir cihaz var, onunla uzaktan yani fotoğraf çekecek. Hayır. Hiçbir şey. Aynen öyle. Rüya peki sen hatırlıyor musun? Sen... Yok gelmeyecek anneciğim. Nasıldı? Evet senin göğüs röntgeni çekilmiş. Nasıl çekilmişti hatırlıyor musun? Sırtını mı? Şu an öksürmüyorsun ki. Ne yapmışlar Rüya'ya biliyor musun? Bak gösteriyorum. Rüya şöyle dur. Rüya bende kal. Ne yapıyorsun Rüya? Bir şey anlatıyorum. Sen kime bakıyorsun adam? Babanı mı gördün? Bak şimdi şöyle yapmıştı Rüya. Kaldır kollarına. Evet böyle kaldır. Derin nefes al dedi. Böyle dönmedin, hareket de etmedin. Hareket etmeden, nefes almadan bekleyin diyecekler. Hadi bakalım girelim şimdi rüzgarın röntgenini çektirelim. Gelmene gerek yok, boşu boşuna radyasyonlu alana girme bence. Sen hazır mısın Rüzgar? Anne öne getirmeyecek. Hayır öne getirmeyecek. Bununla bir fotoğraf çekim yapacak şimdi sana. Bu kadar. Ay ne kadar değişik. Rüzgar ayaktaymış anneciğim gel. Tek yapman gereken şey kıpırdamamak, tamam mı? İşte bu kadar. İşte böyle anneciğim. Hiç kıpırdamayacaksın sadece. Fotoğraf geliyor, hazır mısın? Rüzgar birazcık... Kocaman ağaç. İşte bu, bekle böyle, tamam mı? Birazdan fotoğrafın çekilecek. Beklediğin gibi bir şey. Cevap verme, sakın bana cevap verme. Öyle bekle. Abla ne derse onu yap. Sakın bozma. Sakın bozma. Fotoğrafını çekecek. Abla da ben de. 1, 2, 3, 4. Bitti. Çak işte bu kadar. Teşekkür et ablaya. Sen de mi bakacaksın? Ya bakalım. Tamam biz bekliyoruz. Fotoğraf çekti tabii. Bakalım nasıl çıkmış. Nene. Bakayım. O işte cihaz oradan gösteriyor. Evet an itibariyle ilk röntgenini çektirmiş bulunmaktasın. Nasıl hissediyorsun kendini? Nasılmış anlat arkadaşlar. Eğer bir gün sizinle röntgen çektirmeniz gerek. Ben de bakıyorum daha sonra büyük bir çekici varmış. Diş çekilmiş. Diş çekmeyle falan hiç alakası yok konunun. Rüzgar konuyu dağıtma. Fotoğraf çek. Oradan değil ama doktor bu tarafta. Nereye? Çıkıyor galiba artık hastaneden. Biz doktorun yanına gidelim. Yürü Rüya yürü. Evet Rüya Rüzgar'a sordum ama onunla biliyorsun ki bu konularda konuşmak birazcık zor olabiliyor. Sen bize röntgenle ilgili aydınlatma yapabilir misin lütfen? Şimdi röntgen hiç korkulacak bir şey değil. Önce onu söyleyeyim. Evet ne yapıyoruz röntgende? Röntgende atıyorum şöyle şimdi doktor burada ya seni bir yere oturtuyor. Sabitliyor. Ya da yatıyordum. Ya da ayakta bekliyorsun. Böyle bir şey geçirip ya da rüzgar gibi böyle bir şey arkadaşlar anladığınız üzere röntgen çok kolay bir işlem. Sadece basit bir fotoğraf çekimi. Biz şimdi doktora kontrole gidiyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi. Ne var ya?